Balıkesir'deyiz. Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin'le birlikteyiz. Başkanımız yeni seçildiğiniz hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizden beklentileri vardır efendim. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin, köylümüzün beklentileri vardır. Bu anlamda onlara dokunmak adına neler yapacaksınız? Öncelikli olarak bu konuda düşüncelerinizi, çalışmalarınızı alabilir miyiz? Şimdi, üreticilerimizin bizden beklentileri gerçekten çok büyük. Biz bu anlamda ilk etapta üreticilerimize eğitim seminerleri, ilçe bazlı eğitim seminerleri yapmayı planlıyoruz. Gerek Balıkesir Üniversitesi'ndeki hocalarımız, gerek Uludağ Üniversitesi'ndeki hocalarımızla istişare halindeyiz. Üyelerimizin daha bilinçli üretim yapabilmeleri, yem maliyetlerini, rasyon maliyetlerini daha aşağı çekmeleri için ya da buzağlarla ilgili sıkıntıları, üremeyle ilgili sıkıntıları, onlardan gelecek taleplerle biz bu eğitim seminerlerini sıklaştırıp onların istekleri doğrultusunda onlara ehil kişilerden eğitim seminerleri verdireceğiz. Ne zaman başlayacak diye sorarlarsa eğer? Bununla ilgili birinci seminer, eğitim seminerlerimiz Manyas'ta Aralık ayının ikinci haftasında başlayacak. Ondan sonra da pandemi koşulları, talepler hangi yönde gelirse, pandemi koşulları da inşallah çok artmazsa bizler bütün ilçelerimizde değişik alanlarda eğitim seminerleri düzenlemeyi planlıyoruz. Laboratuvarımızda şu anda tadilat çalışmalarımız başladı. Şu anda bizim Türkiye'de 12-13 tane ilde olan bizim sadece damızlık birliklerinin aldığı ıslah desteği var. Süt ıslah desteği. Burada hem Balıkesir üreticimize hizmet verip hem de çevre illere hizmet veren bir makinemiz var. Biz bu makineyi de kendi laboratuvarımıza taşıyıp daha da makine sayımızı, yatırımımızı çoğaltıp gerek kaba yem ham madde, gerek sütün antibiyogram testinden tutun da süt, yağ, protein, somatik hücre, bütün bunları bakılabilecek detaylı, daha detaylı süt kalitesini gösteren yeni bir yatırım yaparak laboratuvarımızı daha işlevsel hale getirmeyi planlıyoruz. Onu da inşallah Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Büyük bir özveriyle çalışıp başkan seçildiniz. Seçilirken birçok konuda vaatleriniz oldu. Bunların hepsini gerçekleştirme konusunda adımlarınızı başlattınız mı? Allah nasip ederse biz 4 yıl sonunda vermiş olduğumuz bütün sözleri yerine getirip daha fazla projeler üreteceğimize buradan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten şehrimizde hayvancılıkla uğraşan sayımız bir hayli yüksek. Etimiz, sütümüz gerçekten Türkiye'de isim yapmış bir iliz. Biz de bu ilin birlik başkanı olarak bu ile yakışan hizmetler, projeler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelen bütün imkanlarla, bütün özveriyle Balıkesir'i tekrardan hak ettiği noktaya getireceğimize inanıyoruz. Vaatlerinizden bir tanesi aidatlar konusundaydı. Galiba hayata geçirdiniz. Onu açıklar mısınız? Yani biz, benim ilk vaadim üyelerimizden almış olduğumuz aidatları düşürmekti. Bunu da çok şükür o gün kongre salonunda üyelerimizin de oylarıyla 30 litreden 18 litreye düşürdük. İlk hizmetimizi o anlamda yapmış olduk. En azından onların üzerindeki aidat yükünü bir nebze olsun düşürerek onları az da olsa rahatlatmış olduk. Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Denizbank'la üyelerimizin avantajına olacak anlaşmalar yaptık. Onlardan da üyelerimizin faydalanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani vaatlerinize yavaş yavaş başladık, evet. Tamamlamaya diyorsunuz. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Balıkesirli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin'le röportajımız devam edecek. Bizim vaatlerimiz arasında bir süt tesisi kazandırmak vardı şehrimize. Bununla ilgili de Tarım İl Müdürlüğümüz öncülüğünde 18 birliğin birleştiği bir Balıkesir Birlikleri Anonim Şirketi şirketimiz kuruldu. İnşallah 1-2 yıl içerisinde bizim de bu şirkete ortaklığımız var. Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak. Bu tesisi inşallah tüm Balıkesir'de hayvancılık yapan üreticilerimizin faydalanacağı bir süt işleme ve süt tozu tesisi kazandırılacak. Süt ürünleri ve süt tozu, peynir, kaşar, ileriye yönelik belki yoğurt, ayran, evet, üretilecek. Tarımsal danışmanlık alanında üyelerimize bir birim kurduk. Onu da faaliyete geçiriyoruz. En geç 40 günde her üyemizin ahırına bizim bir arkadaşımız girip onların gerek doğan buzağlarını gerek farklı sıkıntılarını çözmek için her 40 günde bir ziyaretlerimiz sürüyor. Hizmetimiz sürüyor. Onlara gittiklerinde bizden bekledikleri birliğimizden hangi hizmetleri sunuyor arkadaşlar birebir soruyorlar. Biz de burada onları değerlendirip elimizden geldiğince sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmek için elimizden geleni gösteriyoruz. Hepimizin bildiği gibi tarım ve hayvancılık sektörü zor günlerden geçiyor. Üyelerimizin de bizden beklentileri, onların sıkıntılarını, dertlerini dinleyip bir noktada küçük de bir çözüm noktasında onlara destek olabiliyorsa ne mutlu bize. Üyelerimize sağladığımız düve çiftliğimiz var. Şu anda gebe düve satışlarımız devam ediyor. 200 hayvan dağıttık. Tekrardan şu anda yurt dışından gelen simentel düvelerimiz var. Onların satışına başlayacağız. Gerçekten orada da piyasa koşullarından uygun fiyatlarla üyelerimize, üyemizden alıp yine üyemize satıyoruz. Bu düve satışlarımız devam edecek. Hiç durdurmayacağız. Bittikçe yine üyemizden toplayıp hayvanları toplayıp yine üyelerimize 3 hayvan, 5 hayvan, 10 hayvan olmak şeklinde satışlarımız devam edecek. Türkiye'de süt üretimi ve et üretiminde ilk 3 sıradaydı Balıkesir. Maalesef son dönemde 1-2 sıra geriledik. Projeler üretilemedi Balıkesir'de. Hayvancılığı terk eden, sektörün getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı hayvancılık bırakanlar oldu. Ama şehrimiz Balıkesir bir marka hayvancılıkta. Biz tekrar bunu Türkiye'de ilk 3'e sokacak projelerle Balıkesir'i hak ettiği noktaya getirmek için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Kütahya Tavşanlı'ya bağlı Derecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz.
Kooperatif Başkanımız Halil İbrahim Gürsu ile birlikteyiz. Başkanım, nedir Derecik Kooperatifi'nin farkı var mıdır bu civar için en azından? Tabii ki farkı vardır. Mesela diğer kooperatifler sadece tabelada ismi kaldığı için birçok faaliyeti yapamıyorlar. Bizde Allah'a şükür faaliyetlerimiz geniş. Süt toplamak, tabii müstahsil düzenlemek, bunları alıp satmak, yem satışımız, gördüğünüz gibi traktörümüzle sılaj yapmak, makine ekipmanımızı Allah'ın izniyle kurduk. Yaptıklarınız bunlar. Yaptıklarımız bunlar. Daha da Allah'ın izin verse yapmaya devam edeceğiz. Örneğin sırada ne var desek, yatırım anlamında, proje anlamında sırada şu var dediğimiz bir nokta var mı? Vallahi ilk önce benim hayalim köyümüze bir tane market, gıda marketi kurmak. Ardından da bu kooperatif açıldığından beri her zaman şuramda bir ufte kalıyor. Köyümüze, kooperatifimize bir tane kepçe almak. Bununla alakalı inşallah Allah güç verir. Tabii ki üyelerimiz de ortaklarımız da takdir ederse, birlik beraberliğimiz olduğu sürece ben bunları gerçekleştireceğime inanıyorum Allah'ın izniyle. Kooperatifler için TKDK böyle projeler veli nimet gibi görüyorum. Evet, hibe projeleri. Hibe projeleri alakalı. Benim yapmak istediğim tabii ki önümüzde bir paketleme, slash paketleme, küspe paketleme makinesi var. Ondan sonra Allah'ın izniyle az önce de söyledim, market, evet, bir tane eskavatör, kepçe, bir de Allah daha inşallah bizi uygun görürlerse ileriye yönelik bir çerdövere almayı inşallah arzuluyorum. Planlıyorsunuz. Planlıyorum. Buradan da Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Güler'e sonsuz teşekkürlerini sunuyorum. Her zaman yanımızda. Desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Mesela yeni bir arsa aldık. Evet. Oranın bütün taşlarını, kumunu bize verdi. Allah bin kere razı olsun. Desteklerini hiçbir zaman esirgemiyor. Öncelikle yem fiyatları hakikaten biz üreticilerin belini büküyor. İnsanlar hayvanların kestirmeye başladı. Bu gidiş bilemiyorum ama 10 yıl sonra tamamen bitecek gibi. Haftalık yem fiyatları yükseliyor. 10 yıl sonra bitecek gibi derken anlamadık efendim. Yani hayvan kalmayacak memlekette. Onu diyorsun. Millet teker teker hayvanını kestirmeye başladı. Yem fiyatları aşırı yükseldi. İnanın günlük zam geliyor, biz dahi yetişemiyoruz. Bununla alakalı süt konseyi var. Yem konseyi niye kurulmuyor? Evet. Anlamış değilim. İnşallah süt fiyatları da hak ettiği seviyeye gelir. Çünkü 1 kilo yem 4-4,5 lira oldu. Şu anda Derecik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından tanıyalım efendim. Metin Kocaağa. Metin Kocaağa da yanımızda. Metin Bey, siz ilk önce şöyle sorayım. Kooperatif çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kooperatifimizin çalışmaları gerçekten çok güzel. Başkandan, yardımcılarından Allah razı olsun. Çok iyi yerdeler, çok güzel hizmetler yapıyorlar. O konuda yani bizler için bir sıkıntı yok. Mesela hangi hizmetlerini beğeniyorsunuz daha çok? Şimdi geldiklerinden bu zamana, şimdi sütü kendimiz topluyoruz. İnsanlara yemini yapıyorlar, yemini satıyorlar. Ne bileyim, mısır, ekmek aldırma, yeniden paketleme makinesi falan alacak da arabaları yeniliyorlar. Yani daha önce yoktu diyorsunuz bunlar. Yani olanların üstüne olmayanları çok güzel kısa zamanda eklediler. Yani o konuda onlardan memnunuz. Bütün üye olarak herkes memnun. Ben geçen sene dana besledim. 70 lira ile hayvanları bağladım bir kurban arifesinde. Bir kurban arifesine kadar 140 lira oldu. Bankadan da kredi aldım. Şimdi hayvanları kestirme pozisyonunda aldım da kesin 40 liraydı. 36 lira geri geldi. Ben bir yıl sonra yine 40 lirada ama yem 70'ten 140'a çıktı. Almış başını gitmiş. Almış başını gitti. Ne oldu? Zarar ettim. Evet. Katılıyor yani, musunuz başkanım? Gerçekten katılıyorum. Gerçekten yem fiyatları bu çiftçinin belini büktü. Yem fiyatları çok aşırı yükseldi. Dediği gibi 6 ay önce 130 lira, şimdi 200 lira ve üzeri. Gerçekten bir çiftçi önce, bitmiş üzere. Bir an önce düzelmesi gerek. Bununla alakalı dediğim gibi az önce de söyledim. Yem konseyi kurulsun ya da bir çözüm üretilsin diyorsun. Bakanlığımız bir çözüm üretsin, desteklerini arttırsın. Bizi, evet, mağdur olmayalım. Ekimimize,
üretimimize devam edelim inşallah. Bir çuval yem 200 lira. Gel bir gün benim maliyetimi, hayvanın içinde çektiğim eziyeti gör. Yani emin ol, sanayide bizimki, affedersiniz, enayi malı, oradaki sanayi malı. Peki efendim, faturayı kime kesiyorsunuz bütün bu durum karşısında? Bizim içimizden birisi olacak ki bilsin bizim ne çektiğimizi. Yani birinci bu. Cumhurbaşkanımız, bilmiyorum, Allah başımızdan eksik etmesin. Ondan gerçekten memnunuz. Bu memlekette çok şeyler yaptı, yapmaya çalışıyor. Yanımızda Tavşanlı Derecik Köyü Muhtarı İbrahim Demirkıran. İbrahim Bey de yanımızda, başkanımız da yanımızda, kooperatif başkanımız. Efendim, Derecik'i kısaca bir tanıyalım istiyoruz. Köyümüz adına hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Köyümüz Tavşanlı ilçesine bağlı. Batısında 1100 nüfuslu bir köydür. Köyümüzün hemen hemen büyük yatırımları, alt yatırımları, elektrik, genelde su, içme suları tamamlanmıştır diyorsun. Tamamlandı. Şu anda büyük bir sıkıntımız yok. Evet. Yani altyapı olduktan sonra işte galiba çevre düzenlemesi olacak. En büyük sıkıntılarımız bunlar. Olacak. Bunlar da büyük sıkıntı sayılmıyor. Mutlaka. Gürsu'ya bağlı Kazıklı Mahallesi'ndeyiz. Kazıklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ertan Erkoç yanımızda. Başkanım, burada neler oluyor? Kısaca bir anlatabilir misiniz? Kooperatif ne zamandır faaliyetini, hangi faaliyetler içerisindesiniz? Kooperatifimiz 84 yılından beri faaliyetedir. Kooperatifimiz meyve üzerine çalışır. Şu anda burada 3500 tonluk buzhanemiz vardır. Meyve, armut, şaftali, ondan sonra deve içi, o sistemde çalışırız. Burası komple gördüğünüz gibi, evet, 3500 ton tesisimiz vardır. 150 dönüm arazimiz vardır. Armut, şaftali, deve içi yetişiyor. Yetişiyor kendi kooperatifimizin. Şu anda buzhanenin olduğu sadece alan 15 dönümdür. Alanın üzerinde benzinlik, ondan sonra 3500 tonluk buzhane depolarımız vardır. Kooperatifimizin 220 tane üyesi vardır. Kazıklı Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin farkı nedir desek, var mıdır öne çıkaracağınız bir fark? Farkı derken gerçekten var. Fark şöyle, buzhanemiz olarak ovada. Her yönden farklı, arazi olarak, gelişme olarak şu anda kooperatifimiz köylere bakarken gittikçe gelişiyor. Hedefleri güzel, ilerlemeleri güzel, çalışmaları güzel, tutumları güzel, halk olarak güzel. Tonaj olarak da öne çıkıyor musunuz? Her zaman çıkıyoruz. Mesela şu anda bizim geçen seneye kadar 1200 tonluktu. Şu anda 3500 tona çıktık. Seneye 4000 tona çıkacağız. Attık adımlarımızı, daima ilerideyiz. Peki, teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Şu anda ben Kazık Köyü Kooperatifinde 6 yıldır başkanlık yapıyorum. Bu zaman zarfında şu anda 2500 tonluk çok güzel bir tesis buzhane yaptık. Camimizi çok güzel bir hale getirdik. Restore ettirdik güzel bir şekilde. Ondan sonra eski buzhanemiz çok güzelleşti. Şu anda ovada örnek bir buzhane desek yer, yani çok geniş, koridorlarımız geniş, çalışma alanlarımız geniş. Yani çok güzel, ovada elverişli bir buzhane. Çalışma alanı olsun. Yani çok mükemmel bir buzhane yaptık Allah'ın izniyle. Kazıklı'nın güzel kullanılabileceği, gelecek neslin bize dua edebilecek şekilde, gelecek nesile güzel bir servet bıraktık Allah'ın izniyle. Daha da güzel şeyler olacak. Daha da
güzel şeyler düşünüyoruz. Maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Ama isteklerimiz var mı? Var tabii, olmaz mı? Köyüm demek bizim gururumuz demek. Böyle baktıkça gururlanıyorum. Mesela ben şu anda çok şeyler özeniyorum. Düğün salonunun yanına böyle bir tekrar böyle yazlık bir düğün salonu düşünüyorum. Kahvenin yanına bir kahve daha düşünüyorum. Tabii gençlere Allah nasip ederse güzel bir halı saha düşünülüyor. Kooperatif olarak. Tabii kooperatif de olarak belediyemiz de düşünüyor tabii Allah izniyle. Belediyemiz Allah razı olsun, başkanımız Mustafa Başkanımız sayesinde. Bizim işimiz çiftçilik. Bir sele fabrikası olabilir. Gençlerden o kadar dedim ki, çocuklar gelin yanımıza, güzel bir şeyler öğrenin yavrum. Hani bugün biz varız, yarın siz öğrenin ki bu işi devam ettirin yani. Gençlerimiz biraz uzak kalıyor ama hata yapıyorlar. Gelip yanımıza otursalar, bir şeyler öğrenseler çok memnun oluruz yani. Kooperatifimizin şu an 132 ortağı var. Faal olanı 55-60 civarında. Çiftçilikle uğraşan geri faal değil. Çünkü sektörde uğraşmadıkları için tarım sektöründe belli kişiler var. Artı ortalama 21 yıldan beri kooperatif içindeyim büyüklerimiz sayesinde. Devre devre geldik. Devre devre de gidiyoruz. Yeni arkadaşlarımızla yapıyoruz bu işi. Elimizden geldiği kadar zor şartlara karşı yürümeye çalışıyoruz. Şu an kooperatif hizmet olarak bir tek buzhane olarak verebiliyoruz ama şu an onu da vermiyoruz. Niye diyeceksiniz? Müstahsiyardan çoğu malına satıyor. Biz de kendi yönetimimiz arasında kiraya verdik buzhanemizi. Yine gözetim altında devam ediyoruz. Burada ilk baştan bu yönetim ne olur? Dürüstlük önemli şart. Evet. Allah korkusu olması şart. Yeter ki ben bu görevi Allah aşkına yapacağım, vatandaşıma hizmet vereceğim diyorsan olacaksın. Yok kardeşim, ben sana vatandaşıma hizmet vermiyorsan olmayacaksın. Evet. İçinden gelen hani bir görevi seveceksin. Şimdi ben elimden geldiği kadar, benim ikinci başkanım öyle, ben elimden geldiği kadar, ben disiplinli bir adam. Niye yani? Olmayacak yerde bir palet gördüğüm zaman, o diyorum mal bizim malımız. Alıp getiriyorum. Ama kimi insan bunu yapmıyor. Bana ne ya diyor, ben yapamıyorum. Çünkü elimden geldiği kadar da düzenliyim yani. Alanımız geniş olsa bizim gayemiz de buzhaneyi büyütebilmek. Veya başka bir bölgede samanlı sınırlar içinde bir buzhane yapabilmek. Gayemiz o. Biz bu ovada 10 bin tonluk da buzhane olsa yetmiyor. Biz kendi kapasitemiz ne kaldırır? 5 bin tonluk. 5 bin tonluk yapabiliyorsak ne mutlu bize. Hedefimiz 5 bin tonluk. Yeter ki biz sahamızı bulalım. Ortaklarda yükümlülüğünü yerine getirenler var. Ha, getirmeyenler de var. Ama tabii şimdi ben onları da suçlamıyorum. Çünkü onlar ne bekliyor? Kooperatiften acaba bize bir şey verecek mi? Ha, biliyorsun tarımsal kalkınma kooperatiflerinde üyene para dağıtma hakkın var ama yok. Niye yok? Çünkü yatırım yapma mecburiyetindesin. Şimdi bazı üyelerimiz soruyor bize bir şey vermeyeceğiz mi? Tamam kardeşim, biz size para vermeyelim ama en kötü ben yılda bir çuval şeker alıp verelim. Ben de bunu istiyorum. Olsun mu? Olsun. Ama niye? Çünkü mücadele ediyoruz borcumuzu kapamak için. Ben bütün septici arkadaşlara, buzhaneci arkadaşlara ve tarım sektöründe koşturan arkadaşlara başarılar dilerim. Ve her zaman sizin gelmenizi de beklerim. İlk önce borcu bir sıfırlamak istiyoruz yani. Borç evet. Bitsin bir. Evet. Ondan sonra da yapılacak çok iş var. Yani burası bir ticaret neyse eğer bu kooperatif. Bir mal varlığı var. İlk önce bir köyün bir düğün salonu ihtiyacı var mesela. Öyle bir yer yapmamız lazım. Kadınlarımıza mesela oturabilecekleri bir yer, bir eğitim alabilecekleri bir yer, dikiş, nakış kursları yapılabilecek öyle bir yer
olabilir diğer günlerde. Normal zamanlarda da yine sosyal faaliyet yapabilecekleri bir yer yapmamız lazım. Buzhane soğuk hava deposunu büyütmemiz gerekiyor. Başka ek, bizim buraya uygun tarımsal amaçlı kasa fabrikası veya onun ek tabii şeyler olabilir. Konserve fabrikası olabilir, meyve suya dönük. İleride o işleri yine kooperatifler yapıyor, öyle bir şeyler yapılabilir. Elma, armut, şeftali kurutabilir, komposta yapılabilir. Yani yapılacak iş çok. Ağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Şener'le birlikteyiz. Hakan Bey, Ağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bugün meyve üzerine faal. Gürsu Ovası olduğu gibi zaten armut üzerine çalışıyor. Sizin de tesisleriniz burada, arkamızda gördüğünüz gibi çalışıyorlar. Nedir sizin kooperatifinizin farkı? Kooperatifimizin farkı her şeyin ilklerindeniz. İlk kooperatifiz, ilk soğuk hava tesisi kurucusuyuz. Santa Maria Deveci yetiştiricinin ilklerindeniz. O yüzden üretim anlamında kalitenin merkeziyiz. Hem meyve üretimi, üreticilerimizin profesyonelliği, soğuk hava testlerimizin fonksiyonelliği, işlerin doğru zamanda kaliteli bir şekilde yapılması anlamında öncü bir kooperatifiz. İlk adım olarak yetiştirdiğimiz ürünlerin ihracatını sağlamak ciddi bir kazanç olur. Onun yanında güzel bir tesis yaparak, yani kolektif bir tesis yaparak bunun meyve suyunu, bunun eksantresini, bunun meyve kurusunu gibi fonksiyonlu bir tesis yaparak entegre bir tesiste kalitesinin, değerinin artmasını sağlayabiliriz. Ağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 1958 yılında kurulmuş köklü bir kooperatif, geçmişi olan bir kooperatif. 220 ortağı olan, Bursa'da %5 meyve ihracatını üreten bir köyün kooperatifi. Geçmişinde Arabistan pazarına ihracatı bulunan, domatesiyle başlayıp sonra şeftalisi ve armuduyla sürüklenen bir ihracat ağı olan bir kooperatifimiz. Sınır Gıda faaliyetlerini sürdüren Düvertepe Kooperatifi Başkanı Mesut Kepez'le birlikteyiz. Önümüzdeki dönem planladığımız yeni işlerimizde biraz şey gösterelim. Yüksek fiyatlarla almak amaçtayız. Evet. Bu şekilde kamyoncuya faydalı olmak istiyoruz fiyatlardan. Yani şu anda navlun fiyatlarımız düşük. Yakıtlardan dolayı fiyatlarımız düşük kalıyor. Eriyor her geçen gün. Her geçen gün eriyor. Rekabet bir yandan. Tabii rekabetimiz var tabii. İster istemez firmalar var. Onun için mutlaka fiyatlarda bir işçilik oluyor. Yeni olduğu için benzinliğimiz daha tam faaliyete geçiremedik yan tarafları da. Evet. Onun için bu yan tarafı araziye de işte lokal böyle düğün salonu gibi böyle bir faydalı bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. ...80 tane üyesi var... ...Düvertepe Kooperatifi'nin... ...8-10 firmayla iş yapıyoruz... ...şu anda... ...işlerimiz güzel... ...ama ara sıra tabii yakıttan dolayı biraz... ...zam geldiği için sıkıntı yaşıyoruz... ...genellikle seramik sektörüne... ...çalışıyoruz... ...nasıl çıkacaksın güzel abi ya... Mazotu kaç para alıyorsun, götün kaç para. Ondan sonra sigortası dediğin gibi aynı. Lastik aynı. Bir tamire götürüyorsun. En az 5-10 lira. Aşağı olmuyor zaten bir ustanın işi. Senin götün aynı. Denişen bir şey olmuyor.